Ya ben ibadetten lezzet alamıyorum, namazdan lezzet alamıyorum, Kur'an okumaktan lezzet alamıyorum. Hizmetteki eski zevkimi, şevkimi, lezzetimi kaybettim. Ne yapmalıyım? Acaba yanlış bir yolda mıyım? Yoksa boşuna mı yapıyorum? Şeytanın onu düşürdüğü bir tuzak. Kendini dipte zannedip, kaybetmiş zannedip, ümitsizliğe yeise atıp, sonra da battı balık yan gider. Zaten ben bu işi beceremeyecektim. Yıllardır uğraşıyorum. O eski zevkler, şevkler, hizmetteki lezzetler nerede deyip adeta onu ümitsizliğinin içinde boğacakken işte bu ders imdada yetişiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hizmet rehberi serimize devam ediyoruz. Şimdi çok çok önemli bir mevzu var. Belki de şeytanın en çok yoklayıp, şeytanın bizi en çok kandırdığı nokta, sağdan yanaşıp bizi aldattığı, çoğu zaman ümitsizliğe sevk ettiği, çoğu zaman manevi hedeflerden vazgeçirdiği, çoğu zaman bizi yolumuzdan geri döndürdüğü dehşetli bir oyun. Bu oyunu bozacak bir ders, şeytanın pençesinden bizi kurtaracak bir mesele var. Gerçekten de bu mevzuyu bilmediğinden dolayı ibadetten, taatten, kulluktan vazgeçen o kadar çok insan var ki, şu mevzuyu bilmemek inanın insanlara çok şeyler kaybettiriyor ve şeytanın elinde oyuncak olmamıza vesile oluyor. Bakın şimdi, mevzu ne kadar enteresan. Çokları bu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki, ya ben ibadetten lezzet alamıyorum, namazdan lezzet alamıyorum, Kur'an okumaktan lezzet alamıyorum, hizmetteki eski zevkimi, şevkimi, lezzetimi kaybettim. Ne yapmalıyım? Acaba yanlış bir yolda mıyım? Yoksa boşuna mı yapıyorum? Gibi o feyzi, o lezzeti alamadığından dolayı yaptıklarının boşa gittiğini zanneden, eksik kaldığını zanneden veyahut yanlış yaptığını zanneden bir anlayış, bir zihniyet tam şeytanın elinde oyuncak olmak için insanın düştüğü bir hata, tam şeytanın bizden istediği bir pozisyon. Şeytan da bizi tam buradan avlamak istiyor. Şuradan bir bölüm okuyacağım. Bununla alakalı tam bu yaranın merhemi olan bir bölüm. Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'da ehli takva bir zat, şekva tarzında, şikayet tarzında dedi. Ben sükut etmişim, eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim. Ben de dedim, belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevi meyvesini dünyada tattıran, hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun. Bakın o zat geliyor diyor ki ben sükut etmişim. Ben bütün maneviyatı, huzuru, şevki, lezzeti, zevki, hazzı hepsini kaybetmişim. Acaba diplerde miyim diye şeytanın onu düşürdüğü bir tuzak. Kendini dipte zannedip, kaybetmiş zannedip, ümitsizliğe yeise atıp sonra da battı balık yan gider. Zaten ben bu işi beceremeyecektim. Yıllardır uğraşıyorum. O eski zevkler, şevkler, hizmetteki lezzetler nerede deyip adeta onu ümitsizliğinin içinde boğacakken işte bu ders imdada yetişiyor. Kendini bitmiş zannediyor, dipte zannediyor, kaybetmiş zannediyor ve bütün o eski zevkleri, şevkleri, lezzetleri kaybettiğinden dolayı yaptığı hizmetin makbul olmadığını düşünüyor. Ya ben bu hizmette koşturuyorum ama bir zevk alamıyorum. Bu namazı kıldım bir lezzet alamadım. Bu ibadeti yaptım bir huşu, bir huzur hali, bir vecd hali yaşayamadım. Acaba kabul olmadı mı ki? Acaba Allah katında bir kıymeti yok mu acaba bunun diye şeytan oradan onu ümitsizliğe itip Allah muhafaza o amelden vazgeçirebilir, yeis çukurunda boğabilir. Bakın kendini dipte zannederken birden gelen cevaba bakın. Ben de ona dedim, belki terakki etmişsin ki nefsi okşayan ve uhrevi meyvelerini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri ve keşifleri geri bırakıp daha yüksek makama mahviyet ve terk-i enaniyet ve fani zevkleri aramamak ile uçmuşsun.
Şimdi hizmetteki, ibadetteki, kulluktaki zevkler, şevkler, manevi hazlar aslında nedir biliyor musunuz? Tamamen o insana Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir primdir. Yani teşviktir, teşvik fonu. Teşvik zayıflara verilir. O lezzetler, o vecitler, o zevkler aslında neymiş? Promosyon. Bizi şevke getirmek için o bizim acizliğimizden, zayıflığımızdan kaynaklanan o yolda yürürken daha şevkli, daha gayretli yürüyelim diye Cenab-ı Hakk'ın verdiği primler. Önden adeta avanslar veriyor. Ahiretteki cennetin lezzetini önden ibadetin içine serpiştirmiş, oradan tattırıyor. Biz o lezzeti, o hazzı, o zevki aldıkça o hizmette daha gayretle koşturuyoruz. O namazın içinde o lezzeti aldığımız zaman daha şevkle namaz kılıyoruz. Bu zayıflar için teşvik olsun diye Allah tarafından verilen bir promosyonmuş, bir avansmış. Sen kuvvetlendikçe daha senin o namazı kılmak için, o hizmeti yapmak için böyle teşviklere, böyle feyizlere, böyle zevklere, böyle vecdlere, lezzetlere ihtiyacın yok. O yüzden Cenab-ı Hak onları alıyor. Artık sen iradeni daha çok amelinin içine karıştırıyorsun. İçinden bazen gelmediği halde, lezzet almadığın halde, herhangi bir zevk duymadığın halde, herhangi bir feyiz, vecd hali yaşamadığın halde o ibadeti sırf Allah emretti diye yapman Allah katında daha makbul. Demek ki bazen hizmetten, ibadetten, kulluktan, lezzet almadan, zevk almadan, feyiz duymadan o ibadeti yapmak içinde daha çok irade olduğu için. Çünkü seni o ibadeti yapmaya sevk eden başka hiçbir sebep yok ki. Herhangi bir lezzet yok, herhangi bir zevk yok, herhangi bir vecd yok, herhangi bir huzur, huşu yok. Hatta tam tersi meşakkat var, sıkıntı var. İçinden gelmediği halde lezzetsiz, zevksiz, sıkıntılı daha makbulmuş Allah katında. Niye? Çünkü onun içinde daha çok irade var. Seni o ibadeti yapmaya, o hizmeti yapmaya sevk edecek hiçbir sebep olmadığı, hatta içinden gelmediği, hatta seni o noktada engelleyecek şartlar olduğu halde bütün bunlara rağmen iradenle o engelleri aşıp içinden gelmediği halde sırf emredildiği için o ibadeti yapman evvelki zevklerle, lezzetlerle, huşuyla, vecdle değil mi? O ibadetten, hizmetten aldığın, hazlarla yaptığın ibadetten daha makbul, daha kıymetliymiş. Çünkü içinde daha çok irade var. Seni o ibadete sevk eden başka bir sebep yok. Şimdi sabah namazı neden öğle namazından daha kıymetli? İçinde daha çok irade var. Çünkü sabah namazında o namazı kılmak için terk ettiklerinle öğle namazında o namazı kılmak için terk ettiklerin terazinin iki kefesine konulsa sabah namazı ağır basar. Daha çok terk etti. Allah katında kulun kıymeti terkleri kadar. Çünkü içinde daha çok irade var. Sabah namazını kılmana daha çok engel var. Bütün bunlara rağmen sen elinin tersiyle o engelleri ittin ve ne yaptın? O namaza koştun. Bir de düşün ki içinden namaz kılmak gelmediği halde, hatta kılmamak geldiği halde, hatta herhangi bir şekilde o ibadetten lezzet alamadın, zevk alamadın, uyku bastırdı, yorgunluk var. Bütün bunlara rağmen adeta üzerine hücum eden orduların karşısına dimdik dikilip de bu namazı Allah emretmiş. Rabbim emretmiş, ben bu namazı kılacağım diye hepsini püskürtüp de seccadeye dikilmek Allah katında o kadar makbul, o kadar makbul ki hiç zevki, lezzeti, hazzı, coşkusu, feyzi olmasa da Allah katında en kıymetli mertebede. Çünkü senin o namazı zevk için, haz için, lezzet için kılma ihtimalin yok. Çünkü içinde haz yok, lezzet yok, zevk yok, zevk almadın. Herhangi bir şekilde huşu duymadın, ona rağmen sırf Allah emretti diye seccadeye koştun, o emri yerine getirdin. Allah katında daha kıymetli. Demek zevksiz, meşakkatli, daha kıymetli, daha makbul diyor. Biz hep zannederdik ki, ya namazdan lezzet alamıyorum, ha öyleyse bu namaz olmadı, bu namazın hakkını veremedim. Bir türlü namazda lezzet duyamadım, zevk alamadım, huşu duyamadım, huzur alamadım. Öyleyse bu namaz makbul olmadı diye düşünüyorduk. Tam tersi Cenab-ı Hak o ibadetlerin, hizmetin, davanın içinde de koştururken bizim zayıflığımızdan dolayı ilk başta bazen
şevk devresinde lezzet verir, zevk verir, huşu verir, huzur verir. Kendinden geçersin, zevkten dört köşe olursun ve bir sonraki hizmete daha şevkle koşarsın, daha fazla lezzet alırsın. Bir sonraki hizmete daha şevkle koşarsın, daha fazla lezzet alırsın. Bir noktaya geldin artık senin şevke, zevke, lezzete, huşuya, huzura, bütün bunlara ihtiyacın kalmadı. Ve artık senin herhangi bir şekilde o ibadete teşvik edilmeye ihtiyacın kalmadı. Sen bir kemal noktasına ulaştın ki artık herhangi bir teşvik için, zevk için, lezzet için değil, doğrudan doğruya emri ilahi için yaptın. Bu yüksek bir mertebedir. O yüzden asla lezzet alamadığımız bir ibadeti terk etmeyeceğiz. Zevk duyamadığımız bir hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Tam tersi meşakkat, sıkıntı, zevksiz, değil mi? Lezzetsiz, Allah katında meşakkatli, sıkıntılı, lezzetsiz, zevksiz. Öyleyse başka ne için yapılır ki? Sırf emri ilahi için, onun rızası için Allah katında daha makbuldür. İçinde zevk duyamadığımız, huzur duyamadığımız, lezzet alamadığımız ibadetleri, kullukları, hizmetleri asla terk etmeyeceğiz. Allah katında onlar daha makbuldür. O yüzden ne diyor biliyor musunuz? Meşakkat alameti makbuliyettir. Bir gün hiç unutmuyorum, bir otobüs yolculuğu var. Canım da sıkkın, yorgunum da. Yanımda da birisi oturuyor. Onunla beraber belki de 8-10 saat yolculuk yapacağız. İçimden hiç gelmiyor. Normalde insan yanında birini bulduğu zaman ona hemen bir şeyler anlatmak içinden gelir. Hizmetin şevkiyle, zevkiyle, lezzetiyle ona anlatır davasını. İçimden hiç gelmiyor. Diyorum ki şuraya kafamı koyup yatayım, uyuyayım. Ya bu adama da anlatmayı verelim, ne yapalım canım falan diye böyle içeride mücadele. İnanın şöyle bir selam verdim. Adam da böyle isteksiz isteksiz selamı aldı. Tamam dedim ya, zaten adam bizi ters biliyor falan. Böyle içimden gelmiyor. Herhangi bir şekilde lezzet de almıyorum. Sanki kendimi ona zorluyorum böyle. Zorla, zorla konuşuyorum. Zorla konuştum, zorla ufak tefek bir şeyler anlatmaya başladım. Zorlarken, zorlarken sonra birden açıldı. Birden adam sormaya başladı. Meğer adamın öyle ihtiyacı varmış ki. İnanın o gün, o beraberlik o adamın hayatının değişmesine vesile oldu elhamdülillah. Ondan sonraki hayatı hakikatlerle birleşti. Ondan sonraki hayatı namaza başlamasına vesile oldu. Bizzat bunu yaşadım. Anladım ki o andaki o meşakkat, o zorluk, o sıkıntı, o içinden gelmeme hali, o zevksiz, lezzetsiz anlatış Allah'ın rızasına daha matuf, daha uygun, daha çok rıza ilahi celbeden bir halmiş o. Niye? Çünkü ben o gün lezzet almadığım halde o hizmeti yaptığımda Abdüllezzet değil de Abdullah olduğumu anladım. Cenab-ı Hak da onu görmek istiyor. Şu lezzeti vermeyeyim, huşuyu, huzuru vermediğim halde sırf benim için, benim rızam için lezzet almadığı halde, hatta içimden gelmediği halde bu tebliği yapacak mı diye beni imtihan etti. Ben o imtihanı kaybetseydim, oradaki o insanın Allah muhafaza mesuliyeti benim omuzlarıma binecek. Çünkü anlatmak zorundaydım, mecburdum. Ya içimden gelmediği halde niye anlatayım? İçimde var, içimden gelmiyorsa kusur benim. Öyleyse ben kendimi zorlayacağım, sırf emredildiği için anlatacağım. İçimden geldi, dışımdan geldi falan yok. Yoksa lezzet aldım, şevk aldım, ya içimden gelmiyor, ben böyle şeylerden haz duymuyorum falan. Haz duymak için değil, lezzet almak için değil, içimden gelmek için değil, sırf Allah emretti diye onun rızası için yapmaya değmez mi ya? Bu mevzu çok önemli. Çok insanlar ibadetten, namazdan huzur duyamıyorum, huşu duyamıyorum, lezzet alamıyorum falan diye namazlarının kabul olmadıklarını, Allah katında kıymet ifade etmediğini falan zannediyorlar ve Allah muhafaza şeytan oradan girip onu o ibadetten, o davadan, o hizmetten vazgeçirebiliyor. Öyleyse meşakkatli, zevksiz, sıkıntılı, daha kıymetli, daha makbul olduğunu asla unutmayacağız. Evet, bir ehemmiyetli ihsan-ı ilahi, ihsanını, enaniyetini bırakmayana ihsas etmemektir. Ta ucub ve gurura girmesin. Yani o anda yaptığımız ibadetin ne kadar kıymetli olduğunu, Allah katında ne kadar makbul olduğunu, Allah o anda verdiği bir feyizle, bir zevkle, bir huşu haliyle bize hissettirse, belki de enaniyete kapılacağız. Belki de gurura kaptıracağız kendimizi. Ama bak o ibadeti yaptık, o hizmeti yaptık ama herhangi bir şekilde zevk almadık, lezzet almadık, huşu, huzur duymadık. Ne zannediyoruz kendimizi? Hep diyoruz ki ben zaten günahkarlığımdan dolayı, günahlarımdan dolayı bu lezzetleri alamıyorum.
yine hakkını veremedim, tam layıkıyla yapamadım diye kendi kendimizi suçlayıp enaniyetten kurtuluyoruz. Öyleyse bu ayarı iyi tutturmak lazım. Bir taraftan zevksiz, lezzetsiz, meşakkatli, sıkıntılı yaptığımız o ibadetin Allah katında makbuliyetinden şüphe etmeyeceğiz. Allah katında daha kıymetli olduğunu idrak edip vazgeçmeyeceğiz o ibadetten. Bir taraftan da o lezzeti, o zevki, o huşuyu, o huzuru, o ibadetteki, hizmetteki hazzı kendimize makbuliyet delili olarak kabul etmeyeceğiz. Yoksa Allah muhafaza oradan da ne yapar? Enaniyet yol bulur. İnsan gurura, kibre kapılabilir. Cenab-ı Hak ikramından, ihsanından dolayı, bizi sevdiğinden dolayı, o hizmetin bize kazandırdığı makamı, sevabı, o anda meşgul olduğumuz vazifenin büyüklüğünü bize hissettirmiyor. Hissettirse Allah muhafaza ayaklarımız yerden kesilecek. O ibadetle meşgul olan, o davaya layık olmadığı halde o davanın içinde koşturan recülü facir gibi hissettiriyor. Kendimizi öyle bilmek en güzel, en emniyetli bir tavır, bir hal, bir vaziyet değil mi? Bir insan kendini günahkar bilse, ya bu günahlarımdan dolayı bir türlü şu ibadetlerden lezzet alamıyorum dese, ama ona rağmen başka kapım yok, mecbur Cenab-ı Hakk'a kulluğumu, ibadetimi yapacağım. Allah zevksiz, meşakkatli, sıkıntılı ibadetleri daha çok kabul ediyor. Çünkü içinde daha çok irade var diye itikad etse daha güzel değil mi? Hem şeytan onu yoldan çıkaramaz. Kardeşlerim, bu hakikata binaen, bu adam gibi düşünen veya Hüsnü Zan'ın verdiği parlak makamları nazar alan zatlar, sizlere bakıp içinizde mahfiyet ve tevazu ve hizmetkarlık kisvesiyle görünen şakirtleri adi âmi adamlar görüp der, bunlar mı hakikat kahramanları ve dünyaya karşı meydan okuyan, heyhat bunlar nerede, evliyaları bu zamanda aciz bırakan, bu kutsi hizmet mücahitleri nerede diyerek, dost ise inkısarı hayale, hayal kırıklığına uğrar, muarız ise kendi muhalefetini haklı bulur. Demek ki biz hem kendimizi hem de başkalarını bu noktada asla yargılamayacağız. Kusurlara, hatalara, günahlara bakmayacağız. Vazifesi cihetinde ona kıymet verip, vazifenin kutsiyeti cihetinde o vazifenin ehemmiyetini idrak edip, şevkimizden, gayretimizden zerre kadar ödün vermeyeceğiz. Günahlarımız bazen karşımıza dikilip şeytanın elinde bizim aleyhimizde kullanılabilir. Ya bunca günahına rağmen utanmıyor musun bu hizmetin içinde bulunmaya? Bir de çıkmışsın kürsüye, millete, insanlara bir şeyler anlatıyorsun. Bir de çıkmışsın, geçmişsin, insanların önünde namaz kıldırıyorsun. Utanmıyorsun şu tertemiz cemaatin içinde bulunmaya diye şeytan bizi günahlarımızı öne sürerek davamızdan vazgeçirmeye çalışabilir. Bu da şeytanın sağdan yanaşmasıdır. Buna karşı vereceğimiz cevap da şudur. Nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ. Doğru. Nefis itibariyle ben alçak bir insan olabilirim, öyleyim zaten. Ama önümde bir vazife var. Bir vazifeyi Allah layık olmadığım halde bana nasip etmiş. Ve bu vazifeyi, bu hizmeti, bu davayı günahlarıma kefaret olarak kullanabilirim. Kendisi, Bediüzzaman Hazretleri bütün hayatı iffet ve istikamet üzere geçtiği halde benim gibi eski günahlarına kefaret arayan bir adam diyor. Öyleyse ben de günahlarımın çokluğu beni davamdan vazgeçirmeyecek. Daha çok bu davada koşturmak için kamçılaması lazım. Daha çok günahım varsa daha çok onları affettirmek için koşturmam lazım diye beni devamlı davaya kamçılayıp koşturması gerekir. Nefsimiz cümleden süfli, bütün insanlardan daha aşağı, daha alçak ama vazife var. Allah benim nefsimin alçaklığına bakmadan, beni affetmek için bir bahane olsun diye bana böyle bir hizmet bahşetmiş. Ne yapayım, bu hizmeti de terk edip günahlarımın içinde boğulayım mı? Öyleyse ben günahlarımın çokluğundan dolayı bırakın hizmeti terk etmeyi, daha çok koşturup, daha çok hizmet edip, daha çok kendimi affettirmeye çalışmam gerekmez mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.